Galata Kulesi'ni ve Galata resmen bir daha göster. Bakın üst tarafta görüyor musunuz? İngiliz bayrağı var. Yaklaştırabiliyor musunuz şey? Tabii. Evet, orada anlaşılıyor İngiliz bayrağı oluyor. Görüyorsunuz. Şu üst kısım rasat için kullanıyor. Sonra bu üçgen konik yapı üstüne konmuştur. Asıl hali böyledir. Bu katları, üst katların tamamı istihbarat amaçlı İstanbul'u gözlemek için kullanılmıştır. Firavun da aynısını yapıyor biliyorsunuz. Kur'an'da var. Bu binanın alt katı, bu Galata Kulesi'nin alt katı, bu üst katlarını böyle gözetleme yapıyorlar. Yani en ufak bir yere bir toplantı var mı, bir kıpırdanma var mı, onlara tespit ediyorlar. Evet, bu alt katı. Bu Galata Kulesi'nin alt kısmı kanallarla dolu. Yani dehlizlerle dolu. Bu Galata Kulesi'nin alt kısmı. O dehlizlerde yapılan aramalarda çok fazla insan iskeletine rastlanmış. O zaman gelen aslanlarımızı oraya Galata Kulesi'nin altındaki dehlizlere sokmuşlar. Orada katletmişler. Oraya da gömmüşler. Çok fazla ceset çıktı. Yani halen de aransa yine çıkar yani. Şehir resmi olarak İngilizlerin üstüne geçmiş. Şey Galata bölgesi. Yani tapusun üstüne yapmışlar İngilizlerin. Yani size ait bölge diye. İşgal olmuş ama burası bizim yani resmi. Hani nasıl konsolosun olduğu yer o ülkeye ait oluyor ya. Galata'yı da İngiliz toprağı kabul etmişler. Galata bölgesini. Orta boşluğunun bodrumun da bu kulenin orta boşluğunun geniş bodrumu var. Orayı da zindan olarak kullandılar. Aslanlarımız orada çürüdü. Bu Crocker Otel var. Yine Galata'dan yukarıya doğru çıkarken o oteli de aynı şekilde işkence merkezi olarak kullandılar. İşkence derken yani yüzünü duvara, betona vura 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 bizim aslanlarımızı öyle şehit ediyorlardı. Konuşmuyor onlar. Diyorlar ki mesela Anadolu'ya silah kaçırıyor musunuz, doğru mu? Yok diyor. Vur diyor. Anadolu'ya yiyecek kaçırıyor musunuz, doğru mu? Vur diyor. Hiçbiri de söylemedi aslanlar. Hep şehit oldular. Onun için o çok kutsaldır onlar için. İngilizlerin devleti için. Galata Kulesi. Ve Galata Köprüsü. Göster o resimleri de. Açıklamalarını yapalım mı adam? Evet yap. Baştan başlayalım. İstanbul'un işgal edildiği yıllarda Galata Kulesi İngilizler tarafından gözetleme kulesi olarak kullanıldı. Galata Kulesi üzerinde İngiliz bayrağı dalgalanıyor. O yıllarda kule üzerinde külah şeklindeki çatı yok. Kademeli çatı üzerinde bir baraka duruyor. Bu baraka İngiliz askerleri tarafından kenti gözetleme amacıyla kullanılıyor. Baraka istihbarat amaçlı olarak sonradan ekleniyor. Evet, devam edelim. Galata Kulesi üzerinde İngiliz bahriyeliler gözetleme görevi icra ederken bu resimde gözüküyor. Galata Kulesi'nin üst kısmına ilave edilen barakanın penceresinden gözetleme yapan İngiliz askerleri. 13 Kasım 1918'de çekilmiş bu fotoğraf. Kulenin tepesi Haliç ve İstanbul'un geniş bir alanını kapsayacak görünümünü gösteren bir konuma sahip. İngiliz bahriyelilerin Galata Kulesi girişinde hatıra fotoğrafı. Merdivenler üzerinde kule ve civarının güvenliğini sağlayan piyadeler görünüyor. Silahlarının ucunda süngü takılı. Kulenin alt tarafı dehlizlerle dolu ve geniş bir mahzen var alt kısmında da. Orayı da işte işkence merkezi olarak da kullanıyorlar. O dehlizlere de öldürdükleri Müslüman, şehit ettikleri Müslüman Türkleri gömmüşler. Daha hala çıkıyor ceset. Evet. Galata Kulesi'nin kapı nöbetçisi ve devriyeden dönen İngiliz askerleri gözüküyor bu resimde. Galata rıhtımında İngiliz süvarilerini görüyoruz. Yine İngiliz işgalciler Galata Köprüsü üstünde. İngiliz M1 denizaltılarıyla yapılan göz korkutmayı anlatıyor bu resim. Galata Köprüsü yanında, evet. Özellikle yapım hatası olan ve kullanılmayan bir M1 denizaltısı Galata Köprüsü yanına demirlenip İstanbul halkının gözünün korkutulması amaçlanmıştı.
İngiliz işgali dönemi Galata Postanesi'nden bir görüntü. Bu Galata Postanesi istihbaratçılar tarafından kullanılıyor. Yani İngiliz derin devlet tarafından istihbarat faaliyetinde kullanılıyor o devirde. Evet. İngiliz karakolu İstanbul Boğazı'nın Rumeli yakasında Galata Kulesi sokakta Kule Dibi Hastanesi'nin arkasında 1904 yılında inşa edilmiştir. Burada yine İngilizlerin işkencehanelerinden. Evet. Bir zamanlar binlerce insanın fişlendiği, acı çektiği, Kuvayi Milli Hareketi'ne karşı casusluk faaliyetlerinin yürütüldüğü bina bugün lokanta. 1900'lerin başında Galata'daki İngiliz elçiliği tarla başına taşınıyor. Geride bıraktığı Galata'daki arsaya ise bir hastane ve hapishane yapılması kararlaştırılıyor. Tamam yeterli. İnşallah. Bir fotoğraf vardı. Savaşta halkın cepheye erzak yollaması. Bak kendileri çok fakir. Evet. Ama Anadolu'ya sürekli yiyecek gönderiyor. Kendileri bulmuyorlar yiyecek. Ellerinde ne varsa bu şekilde yolluyorlar. İstanbul'u işgal etmenin nedeni İstanbul'u Anadolu'dan koparmak. Evet. Ama başaramadılar. Yani amaç oydu. Koparıp işte Yunanistan'a bağlayıp dolayısıyla İngilizlerin kontrolüne geçirmek. Onun için onlar için Galata kutsaldır. Yani Galata Kulesi, Galata Köprüsü onun için bir semboldür. Yani birbirlerine tanışma, bağlantı da bir semboldür. Ya binlerce insanın şehit edildiği bir bölgedir. Galata Kulesi'nde yapılan, alt katlarda yapılan çalışmalarda çok fazla insan iskeletine rastlandı. Daha hala da çıkıyor yani.